Demek istediğim olan ne biliyor musunuz? Çocukları görüyorsunuz. Birini seviyorsanız, kıymet değer veriyorsanız, o öldüğü zaman, ki benim abim rahmetli oldu kaza yapın. Benim bir ayda saçım beyazladı. Şimdi ben o kişinin görüntülerine bakıyorum, hani yaşadıklarına bakıyorum. 5 tane çocuk, bir tane anne gitmiş. Adamda en ufak bir üzüntü yok. Burada çıkıp yalanları söylüyor ve üzerine gidiyor 4 ay sonra düyün yapıyor. Çok güzel çocuklar. Yani o kadar yani çocuk yani, hepsi güzel. Bütün hani canlıdır neticede. Allah vermiş. Evet. Allah yaratmış. İnkar edebilir miyiz ki yani şu görüntülere bakıyorum. Yani ben yok bu düğün değil aslında. Bu eğer anlarsanız, eğer Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı da inşallah olaydan ilgilenecektir ki ilgileniyor. Evet. Yani bu aslında planlamış oldukları cinayetin kutlamasını yapıyorlar bana göre. İmam nikahıyla evlenmiş olduğum bir insana bu kadar şahşahlı bir düğün töreni yapmazsın. İkisi de çok mutlu. Alemin hepsi mutlu orada katılan insanların. Hani insanın zoruna gidiyor yani yüzündeki gülücükler ben 5 tane ciğerimi sanki, kaybedeceğim. Sanki kutlama yapıyor. Ben de, yani bana kutlama, geliyor. Bana şey gelmiyor bu. Kusura bakmayın. Hani ben biraz daha duygulandım. Çünkü niye sevdiğiniz değerleri kaybettiğinizde ister istemez bu yaşanıyor. Hani Hasan oradaki itirafı gerçekleşecek. Itiraf, yani münnekir ben yapmadım. Münnekir yani ben yapmadım. Hani Türkçe konuştum, Kürtçe konuştum kendisiyle. Siz o sözü duydunuz. Zaten. Siz o sözü duydunuz. Ben yapmadığımı bir tarafa bırakın. Şimdi yerde uzanmış olan bir insanın üstüne ben gidiyorum. Hani sorguluyorum mesela kendisine. Siz şüphelenince bana, sorgulamaya mı başladınız? Bana... Ben şüphelendikten sonra sorgulamaya başladım. Şöyle bir olay var biliyor musunuz? Hani onu ifade etmek istiyorum. Bir insanda işlemiş olduğu bir suçun korkusu gözlerine yansır. O günahkarlık, o vicdan azabı, o korku, o dehşet. Panik miydi? Oradaki panik, inancın olsun, dikkat ederseniz bakın hayal bir görüntü görünüyor orada. Yüz yapısına dikkat ederseniz yani bir korkuyla konuşuyordu benimle konuşurken. İçinde hani sanki pişmanlık mı? Yoksa işlediği cinayetin çıkacağının korkusu mu? Çok büyük bir şok ki dikkat ederseniz orada şu anda görüyorsunuz orada. Mehmet bunu ben canlı canlı yaşadım kendisiyle konuşurken. Hı hı. Hatta ambulansa binmiyordu. Ben ambulansa binmeye ikna ettim. Bir sürü kamera falan vardı. Orada bazı kanallar vardı. Yöresel kanallar, bölgesel olan. Cuma Bey'i de babasıyla görüştürdüğümde ki orada ben bilmiyordum sonra babası olduğunu söylediler. O bana şunu söyledi. Oruç'ta depremden sonra Oruç'ta evini yapmış. Mehmet Beyciğim şey merak ettim. Şimdi yani siz bir abinizi hatırladınız. Çocuklar gözünüzün önüne geldi. Yani onlar için 7 yabancısınız. Yani çocuklar için. Ben vicdanımın ama sesini dinledim. Ama ona rağmen gözyaşı döküyorsunuz. Buraya geldi bir damla gözyaşı dökmedi. Neden dökmediğini ben kendisine en sormak isterim. En küçük kız vardı o... Hani cesedi çıkardıklarında, şimdi ben sonuna kadar oradaydım. O aracın nasıl çıktığını, ipinin kopması, tekrar kanala düşmesi. O sırada yanına gitmedi mi oraya? Yani ben onu merak ettim. Kim? Hasan mı? Hasan. Yok Hasan rol yapıyor diye kırık dökük. Çünkü ben ayağını yerledim, nerende arıza var diye hani evet. Kusur var. Sürünür gider, oraya ben, sürünsün. Şimdi şöyle bir olay var. Yani kırılmış olan bir kol ya da ayağı dokunduğunuz zaman bağırır yani kişi. O niye ağrı her tarafına? Hasan'da böyle bir şey görmedim. Dokundunuz yani. Bacaklarına. Dokundum her tarafına dokundum. Yani yarım saatten fazla ben o insanla konuştum burada. Yani şu anda eğer izliyorsa canlı yayını. Kendisi gerçi o gün ilk yayından sonra yanılmıyorsam kayboldu ortalıktan. Hani isterdim şu anda benim karşımda oturmasını. Siz onu yüzleşmeye hazır mısınız? Benim başım üstüne. Tamam. Duydun mu Hasan? Sıkıntı yok. Benim duydun başım mu? Üstüne ne zaman isterse. Aracı görüyorsunuz çıkarılırken bende yarım saat, bir buçuk saatlik görüntüler vardı. Telefonum ağırlaştığı için silmiştim. İster istemez hani yüklendi. Sildikten sonra benim orada birçok görüntüm de var. Zaten yeşil kazak üstümde. Arabaya dikkat ederseniz çekerken araba bir koptu. Betona evet. Çakıldı. Tampon da orada. Yani bu araçta... Buraya girmeden önce herhangi bir kaza yoktu, bir darp yoktu, bir kan yoktu. Sadece şeyde bagajını açtığında bagajda bir çocuk arabası vardı.
Sunroof'u açıktı. Bütün camlar, kapılar kapalıydı. Niye sunroof açıldı? Dikkat ederseniz bakın, sunroof sadece yukarıya doğru açılmış. Bir anne düşünün, çocuklarını kurtarmak için varsayalım çalışan bir arabadan sunroof'u açmaya çalışıyor. Açamaz mı? Hasan her şeyini planlamış. Sunroof'u dikkat ederseniz açık. Oradan çıkacaklarını mı düşünmüş? Ne düşünmüş? Suyu daha iyi alır. Hani bir insanı boğmak istiyorsanız. Çok acayip. Düşünemedim ben onu. Düşünün. Şimdi ben kusura bakmayın. Hani şöyle bir olay var. Ben bir alana girdiğim zaman hani orayı iyi gözetirim. Bir de artı siz olayın kaçıncı dakikasında bu olayın cinayet olduğunu düşündünüz Mehmet Bey? Efendim? Siz olayı gider gitmez böyle Hasan'ın... Yok, ben yarım saat onunla, hatta daha doğrusu yarım saat de değil, 10-15 dakika. Üstünün kuruluğunu görünce ben şüpheye düştüm zaten. Sudan çıkmışım ama üstüm kuru. Olamaz böyle bir şey. Sudan çıkmışım. Bana söylediği kelime bu. Sudan yüzerek çıktım. Ha şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bizim kanal dediğimiz olay yaklaşık bir 10-11 metre derinliği var oranın. 8 ile 11 arası. Evet. Şu şöyle bir yapı. Su giderken burada bir balçık oluşur. Yosun, evet, ve çamur kalıntıları. Siz ıslak ya da bırakın ıslaklığı, kuru olarak buradan çıkamazsınız. Buradan çıkmanız, buraya tırmanmanız mümkün değil yani. Kenara bile atlamanız imkansız. Ki geçen gün Murat Bey'le orada çekime gittiğimizde Murat Bey'i getirdim. Dedim ki hadi şuradan bir inin, çıkabiliyorsanız buradan bir çıkış gerçekleştirin bana. Ki o zaman daha öncesinde kendini atmış demek ki. Onu olay yeri inceleme, tam detaylı konuya girmiş olsaydı o gece aslında hepsini çıkaracaktı meydana. Bazı eksik soruşturmada eksiklikler niye olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir olay var Dinam Hanım. Şimdi hani bu kadar bariz bir şekilde işlenmiş bir cinayet var. Kaza süsü verilmiş. Kaza olmadığı halde. Evet. Emniyetin o gün onu serbest bırakmasının tek sebebi ne? Karısı telefonda 112'yi aramış. 112'de biz kaza yaptık demiş. Bugün ben sizi almışım ölümle burun buruna. Kaza olduğunu, ben o ses kayıtlarını bilgisi geldi bana. Kaza olduğunu söylemiyor. Bana gösterilen kaza yaptık diye. Hı hı. Ona dayanarak emniyet bunu serbest bırakmış. Almıyormuş gözaltına. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bugün ölümün korkusuyla 5 tane canıyla beraber orada çırpınan bir kadın düşünün. Nasıl konuşabilir sizinle? Sadece, nasıl bir duygu beklersiniz o insanın? Bir de sadece şunu söylüyor. Diyor ki Hasan yukarıda diyor. Hasan yukarıda diyor. Hasan diyor ki ben eşimin sesini duydum. En çok da diyor da şey Asmin mi? Asmin bağırıyor diyor. Sunroof bu kadar açık. O sesleri nasıl duyuyorsun? Artık araba senden 60 metre yukarıda ileride. Yukarıda değil miydi? Sunroof'tan çıkmamış mıydı? Hasan öyle söylemişti. Kim sunroof'tan çıkmış? Sunroof'a yani kafasını dışarı doğru çıkartıp. Sunroof bu kadar açık. Dikkat ederseniz orada. Sunroof tam açık değil ki. Tam açık, açık değil. Olsa çocukları çıkaracak. Şu eşi arabayı, kurtaracak. Bir arabayı verir kaza, misiniz? Şeyi, bir arabayı gösterseniz, şeylede verseniz şu sunroof'a bakalım. Sevgili izleyiciler, bu fotoğrafı şimdi tamamen şeyde yayınlıyoruz sevgili izleyiciler. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yayınlıyoruz. Dikkat eder misiniz sunroof'a? He, tamamı açık değil, evet. Ay evet, tamamı açık değil. Tamam açık değil. Kafasını peki, buradan çıkarıp... kadar Emniyet Müdürlüğü konuştu demişti. Tamamen çıktı dedi mi? Ben onu hatırlamıyorum. Kafasını çıkaran bir insanın gövdesi her yerden geçer. Doğru. Deneme yapabiliriz. Bir kafa ölçüsü yapalım. Arabanın üstüne çıktı dediğini hatırlıyorum ben. Bakalım. Kafasını çıkaran bir bayan, hani ölçüsünü bilmiyorum, çocuğunu hayda hayda, ona göre yarı yarıya küçüktür. Çocuklarını kurtarabilir değil mi? Ya, tabii ki yani. Bilmiyorum, kusura bakmayın. Ama yani ben özellikle açması daha çok su alacağı, o zaman tamamen önceden. Acaba onu o civarda görenler var mı sevgili izleyiciler? Önceden eşi sunroof'u açabilecek idraka sahipse o anda. Neden komplesini açmıyor çıkmak için? Arabada hala suyun üzerinde yüzerken. Yani çok özür dilerim. Ben sunroof'un açık olduğunu biliyorum. Şimdi fotoğraftan da siz yarım açık diye hatırlıyorsunuz. Yarım da değil. Az açık. Az açık. Arkayı açarsanız. Tütün dumanı. Evet.
Yani arabanın, izleyiciler diyorlar, yorumlar yazmaya başladınız. Arabanın üzerine çıktı demişti. Evet, yani kardeşim de bunu söylüyor. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Kardeşim deli gibi yayınları takip ediyor. Üzerine, arabanın üzerine çıktı demiş. Arabanın üzerine çıktı. Evet, yani kardeşim çok hafızası çok güçlüdür. Muhteşem bir hafızası vardır. Üstüne çıktı diye söylemiş. Yani sunroof tam burada belli oluyor mu arkadaşlar? Tam kayıtlara göremiyorum. Baksınlar eğer sunroofu. Eğer öyleyse ya, planlayarak zaten tasarlayarak bu cinayeti işledim. Kayıtlara bakarlarsa hepsi çıkacak zaten. O araç çıkarılırken bir kopma oldu, düştü. Tampon betona gelince şu tarafı görüyor musunuz? Peki siz de diyorsunuz ki yani şey o sırada neydi kelimenin? Münnekir. Ben yapmadım. Ben yapmadım yani adam, ama korku ifadesi vardı gözünde. Yani ben onu gördüm. Niye onu söyledi? Ben yapmadım. Ne oldu da onu söylemeye başladı? Kimse yoktu zaten ben gittiğimde. Herkes sonra geldi. Siz hani yanındasınız ya o ben yüzden. Ben oraya gittiğimde ya hemen itfaiyle beraber gitmişim. Daha insanlar yok. Daha yeni yeni toplanıyor. Bir de şey kullanmış bence. Benim köylülerimden biri geldi. Ben kalktım. Kime? Birini mi aradım? Ne diyordu o gün yayında? Akrabamı yalan söylüyor. Muhtar aramış dedi. Yalan söylüyor. Orada AFAD'da benim kendi amca oğlum çalışıyor, kuzenim. Ben ambulansın yanındayken, itfaiye ve ambulans, artık vicdan hani rahatsız oluyorsun. Aradım, bakın şeyde zaten o şeyin içindeyim, ambulansın içinde. Yanımda da diğer... siz yeşil kazaklı olsunuz, evet. O ambulansın içini dondurur musunuz arkadaşlar? Mehmet Bey bir görelim. Ha şu kazak, siz yanındasınız. Ben hala konuşuyorum kendisine. Yeşil kazaklı olan Mehmet Bey. Evet. O benim diyor. O benim. Mehmet Bey'i de görelim arkadaşlar. İkili kadraj yapıyor. Yani, tamam. Evet, siz bayağı hiç yerinden ayrılmamışsınız. Polis arkadaşa ben gerekenin hepsini söyledim. Kazak da bembeyaz sevgili izleyiciler, farkında mısınız? Her tarafı tertemiz. Tertemiz ya, süründüğünü üstündeki söylüyor. Üstündeki mont temiz. Sadece şu pantolonunu yere sürtmüştü. Belli yani sürttüğü. Hatta ben o beton parçaları mikserden dökülmüş ya oraya. Yıkamak için mikseri oraya boşaltmışlar. Kabarık bir yer, kendisini oraya sürtmüştü. Çünkü pantolonunda çizgiler vardı. Siz melek misiniz, nesiniz bilmiyorum, ya? Bilmiyorum, şeytan mıyım, melek miyim, meleksiniz ben de bilmiyorum. Ya. Olayı benim, aydınlatacak meleksiniz yani. Vallahi gözlerim doldu yani. Hani helal olsun ya. Birçok insan şu anda belki benim çıkıp konuşmamı belki yadırgıyordur. Niye gitmediniz peki siz emniyete? Emniyete niye gitmediniz? Beni çağırmadı. Siz gidebilirdiniz. Ben telefonum nerede? Hatta arkadaşın telefonunu da aldım, numarasını, yanımda duran güvenlikçi arkadaş. Bakın, kendisine de zaten söyledim. Belki o da izliyordu, bilmiyorum ama numaramı verdim. Numarasını aldım. 12 de bende kayıtlı. 2 gün sonra aradım. Olayın ne olduğunu sordum. Dedi ki ne yapıyoruz? Kalsın o fotoğraf. Takip mi ediyoruz? Ne? Araştırıyoruz. Burada yani her anına tanıklık etmişsiniz. Ne konuşuyorsunuz burada mesela? Ben hastane. Yaklaşık orada 3-4 hemen 3-4 saat oradaydım. Abi şu anda ambulansa ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz Hasan Efendi ile? Polis soru soruyordu. O cevaplamaya çalışıyordu. Ya tabii hani dedim ya, o korku da var diye içinde. Evet. Artık şimdi hani şu var. Mesela cinayeti işlersiniz de cinayetten sonraki korku sizi sarmaya başlar. Hani ele geçer miyim, yakalanır mıyım, açık verir miyim? Onun hepsini ben o anda yaşadım zaten o kişide. Gördünüz onu yani. Ya bugün bir insanın üstüne gidiyorsunuz. Gözlerindeki duygunun ne olduğunu anlamaz mısınız? Anlarsınız. Anlaşılır yani. Yani ben... hani emniyetin ya da savcılığın beni çağırmasını bekliyordum aslında. Artık çağırırlar tahmin ediyorum. İnşallah. Biz buraya davet, merak etmeyin. Senin savcımız olayı çok yakından takip ediyor. Hatta geçen gün 50-60 metre ileriye sürükleniyor ya araba. Arabanın atıldığı yer orada değil aslında, daha beride. Öyle mi? Hı. Neden? Ben Murat Beylere oradaki olan olayın hepsini anlattım aslında. Söyleyin, nasıl atılmış oraya peki önceden? Yaklaşık böyle bir 11 metre içeride zaten 1-2 üçüncü direkten sonra tel açık. Çünkü niye diyeceksiniz, bir araç diyelim ki hani o şeyi hesap ettik ya, virajı. Virajı, 80 evet. Kilometre süratten oraya giren bir araç ya takla atacak gidecek ya da ne yapacaksınız? Şu aracı ayarlayacaksınız. Siz ben bir bilmiyordum şey birinci viteste olduğunu. Araç birinci vitesten çıktı. Epipriz raporlarında vardır zaten büyük ihtimalle. Birinci viteste değil birinci mi? Birinci vites, evet. Zaten başlı başına birinci viteste olması, kendisi 3-4'te gidiyordum 80 kilometre süratle. Bakın şurası görüyor musunuz? Hı-hı. Bakın tam dediğim yere geliyor Murat Bey'in. Hı-hı. Bak geçti orayı. Geçti orayı, evet. Gitmenize gerek yok. Tamam. Direktmen oradan. Ha, hemen oradan çıkacak, yani. Hepsi çıkacak inşallah.